Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı sonrasında Azerbaycan'ın zengin doğalgaz yatakları ve petrol gücüyle özellikle Avrupa Birliği nezdinde kazanmış olduğu yeni kredi ve büyük prestij belli ki Ermenistan yönetimini harekete geçirmeye zorladı. Bugüne kadar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i otokrat olarak gören ve daima özellikle son 30 yıllık işgal döneminde Ermenistan yönetimini bünyesindeki diaspora nedeniyle de kayıran Avrupa'nın Ursula von der Leyen'in zaman zaman yaptığı Bakü ziyaretleri ve Azerbaycan doğalgazının Bulgaristan üzerinden diğer Avrupa ekonomilerine Türkiye üzerinden taşınma törenlerinde tekrar ifade ettiği gibi Avrupa Birliği artık Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'ni, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Rusya'nın doğalgaz monopolüne, tekeline karşı çok ciddi bir alternatif olarak görüyor. Bundan rahatsız olanlar var mı? Vardı. Mesela Doğu Akdeniz'in önem kazanmasını isteyen İsrail, Mısır ve Yunanistan, Türkiye-Azerbaycan ittifakının boru hatları üzerinden Avrupa nezdinde önem kazanmasından rahatsızlar. Olabilir. Ama en büyük panik bugüne kadar Batı'nın bütün kanatlarını, yani Amerika'sını, Fransa'sını, İngiltere'sini kayıtsız, şartsız, amasız, fakatsız, lakinsiz arkasında bulan Ermenistan, ki bunu öyle bir zemine oturtmuştu ki Rusya gibi bir devletin Güney Kafkasya'daki iki üssüne sahip bir numaralı müttefiki, hatta uydu ülkesi olmasına rağmen Rusya ile kurmuş olduğu çok sıkı askeri istihbarat işbirliğine rağmen Batı tarafından kayırılan bir kimlik taşıyordu. Tabii şimdi bunlar Ukrayna Savaşı sonrası özellikle Azerbaycan doğalgazı ile ilgili Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde hayal oldu. Fakat Nikol Paşinyan zaten Batı'nın kontrolünde ve Batı'nın desteğinde iktidara gelmiş bir Ermenistan başbakanı olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ülkesinin Batı nezdinde yükselen bu kredisine karşı farklı manevraları, özellikle Avrupa dışı manevraları gündeme getiren bir politikaya yöneldi. Bugünkü Ermenistan yönetiminin ana hedeflerinden biri Amerika Birleşik Devletleri ile çok sağlam bağlar kurmuş bir Ermenistan, Rusya'nın bölgedeki hedeflerine karşı iyi kötü yavaş yavaş sesini çıkaran bir Ermenistan ve Rusya ile yakın işbirliği olduğu görüntüsü verdirilmeye çalışılan bir Azerbaycan. Azerbaycan'ın bir denge politikası olduğunu ve bu politikanın normal olduğunu artık herkes kabul etmek zorunda. Yani Azerbaycan Batı ile ilişkilerini geliştirirken bir NATO müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti ile Şuşa'da askeri işbirlik beyannamesini bütün yönleriyle birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için şiarı çerçevesinde ilan ederken Moskova ile olan ilişkilerini de ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye düşürmedi. Nitekim Putin'in özel temsilcisi geçenlerde hem Erivan'da hem de Bakü'deydi ama yakın bir gelecekte Maria Zaharova'nın ifadesiyle çok yakın bir gelecekte Bakü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da misafir edecek. Ama Ermenistan'ın çevirdiği ve bence hayli ucuz fakat aynı zamanda Güney Kafkasya'yı bir şekilde küresel güçlerin bilek güreşine açan o politika başka türlü gelişiyor.
Biliyorsunuz Ararat Mirzoyan, Ceyhun Bayramov ve Sergey Lavrov geçtiğimiz haftalarda Moskova'da bir araya geldiklerinde Rusya ısrarla barış sürecinde Rusya'nın içinde bulunduğu üçlü bir süreci önermiş. Fakat Ermenistan Rusya'nın 40 günlük 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nda izlediği politikalar, devamında geçen Ekim ayında yaşanılan sınır çatışmalarında kolektif güvenlik anlaşması teşkilatının da lider ülkesi olarak izlemiş olduğu politikalardan rahatsızlıkla bu tür talepleri karşılamamış ve reddetmişti. Hatta bu yıl içinde Ermenistan toprakları içinde Rusya'nın liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması teşkilatına ait iki tane askeri tatbikatta iptal edildi. Buna mukabil Münih'te Nikol Paşinyan'ın İlham Aliyev'le Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bulunduğu moderatörlüğünde üçlü bir toplantı yapması tabii ki Kremlin tarafından not edilecek bir durum. Bu çerçevede baktığınız zaman hızla batıya doğru yaklaşan, batının egemenlik ve kontrol altına almaya başladığı bir Ermenistan, bölgedeki dengeleri Rusya-Batı dengesinde tıpkı Türkiye gibi ayakta tutmaya çalışan bir Azerbaycan'la karşı karşıyayız. Fakat sonuç itibariyle bu çerçevede baktığınız zaman gelişme sanki Batı'nın Gürcistan ve Ermenistan üzerinden bir Güney Kafkasya müdahalesi ve sanki yine yalnızlaştırılmış bir Azerbaycan-Türkiye ittifaklı olarak gelişiyor gibi gözüküyor. Mesela Paşinyan 15 Şubat'ta, yani bu dünkü Münih buluşmasından önce, uluslararası garantörlerin aktif desteğinde Karabağ'da askerden arındırılmış bölge önerisinde bulunduk diyor. Yani bu şu demek, Azerbaycan topraklarında bir bölge olan Hankenti ve bağlantısında hala verilmemiş olan Hocalı gibi bölgelerde askerden arındırılmış bir bölge oluşturulacak ve orada yaşayan Ermeni nüfusu da uluslararası bir güç tarafından, ki bu büyük bir olasılıkla Amerikan ve Fransız veya Alman askerlerinden oluşacak bir güç tarafından korunacak. İlham Aliyev net bir cevap verdi Münih'teki yaptığı açıklamada. Dedi ki, Karabağ'da yaşayan Ermeniler artık Azerbaycan vatandaşıdır. Yani orada öyle bir takım mantepsilere falan gerek yok. Azerbaycan devleti kendi Azerbaycan Türk veya Yahudi veya Dezgi, her neyse, Kafkasya Babil Kulesi gibi, hangi etnik yapıdan olursa olsun Azerbaycan devleti kendi vatandaşlarını nasıl koruyor, kolluyorsa Ermeni'yi de öyle koruyup kollayacaktır diye net bir cevap verdi. Ayrıca verdiği cevapta dedi ki, ben sınırlarımı istiyorum. İlham Aliyev. Niye? Çünkü 1,5-2 yıldır ipe un serip bir türlü sınırların çizilmesine izin vermeyen bir Ermenistan. Niye? Çünkü arkasını almış Amerika ve Fransa'daki diasporayı, arkasını almış Amerika Birleşik Devletleri'ne patırtı çıkartmanın peşinde. Ve bu yönden baktığınız zaman gerçekten büyük bir çekişmeyle karşı karşıyayız. Gerçi Aliyev bu sefer doğru bir davranış gösterdi. Üçlü toplantı, yani Blinken, Paşinyan, Aliyev toplantısından hemen sonra, hemen orada kendisine uzatılan mikrofonlara detaylı açıklama yaparak, yapılan bugüne kadarki toplantılardan sonra Ermenistan'ın
yalan yanlış açıklamalarla oluşturmuş olduğu bütün kurgu operasyonlarını bu kez boşa çıkardı. Ve orada söylediği net olarak da şuydu: Ermenistan'ın bize yollamış olduğu barış metnini titizlikle inceliyoruz, bazı ilerlemeler olduğunu ifade edebilirim dedi. Şimdi buradan bakacak olursak, Rusya esas olarak Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise mevcut ortamda Ermenistan'ın sıkışmasını göz önünde bulundurarak bir kalıcı barışı Ermenistan topraklarında Amerikan askeri varlığına dönüşmüş bir yapıda kovalıyor. Türkiye ile Azerbaycan ise kalıcı bir barışın kendi çizdikleri ilkeler doğrultusunda gelişmesine çalışıyorlar. Nikol Paşinyan üçlü zirveden sonra kiminle buluştu? Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, bir numaralı Türkiye aleyhtarı, Yunan-Rum lobisinin adamı, F-16 satışlarını ambargolayacağını söyleyen Bob Menendez ile. Bu şu demek, bu şu demek: Ermenistan giderek Kremlin'den uzaklaşıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne giriyor ve bu çerçevede de Amerikan Kongresi'ndeki o meşhur lobilerin açık koruması altına alınıyor. Bunun sonucu şudur: Karabağ'da bunlar bizim başımıza iş açarlar. Yani Karabağ diye, Dağlık Karabağ diye bir bölge yok. Böyle bir idari yapılanma da yok. Bunu açıklıkla söylüyor İlham Aliyev. Ama Amerika'daki bu lobi ve Fransa'daki Macron, ki Paşinyan'la ayaküstü de olsa görüşerek bir kez daha Karabağ'ın güvenliğine karşı sorumlu olduklarını ifade etti. O Hankent'i merkezli sözde yapılanmayı koruyacak, kollayacak, yapılandıracak bir kimliğe doğru dönüşebilir. Buna karşılık Rusya ne yapar? Bizi bırak bir kenara. Rusya da orada Ermeniler arasında bir çatışma çıkar. Yani yakında Rusya tarafından yönlendirilen Ermeni muhalefeti ve Karabağ'da Rusya tarafından gönderilmiş olan Ermeni asıllı Rus oligark Ruben Vardanyan ekipleriyle Nikol Paşinyan arasındaki, Nikol Paşinyan'ı destekleyen nüfus arasında çatışmalara sahne oluruz. Karabağ'da oyun yeni başlıyor. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Hankent'e alınmalı mıydı, alınmamalı mıydı? Ben bunları o zamanlar konuştum. Artık konuşmuyorum. Hoşça kalın.